Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Allah subhanahu ve teala bu şifa kitabından kaleyken dersimizin özü menfaatli kılsın. Kazi Yaz'nin bize takdim kılgen ilimlerden. Bunlar hemmesi ashab-ı kiramlardan kaleyken ilimler. Çünkü ashablarının rivayetleri. Ularının ilimlerinden bizge özü menfaat versin. İlimin menfaati kişinin uzgartırışı bilen buladı. Kaysi ki ilim kişini o şey ilimde verilgen haberge ilgeçtirse, o şey ilimde verilgen marifet asası da uzgartırsa, o şey ilim menfaat vergen buladı. Mesela avukat yeseyiz, karnıyız toygeni avukatta menfaat organizmez. Karın toyup keser oluşuza mümkün. Yani ki taam yiyekeninizdeki mezak yiyeniniz taamını asasi menfaati yemez. Mezak alıp yiyip, ken kesel olup kalışız mümkün. Yakıp getirip köpeği koyup ben, şırınırken, ken karnım ağrıdı. Yani ki içim bozuldu, yani ki kaykılardım deyişiz mümkün. Demek taamının menfaati kaçan yüze geçirdi. Taamdan közlengen maksat. Bunun tesiri, icabi tesiri yüzeye çıkkandı. Tamamdan menfaat agen bulasın. Tamamını yekendeki mezahem, tamamını menfaat yemez. Menfaatiden bir cüz, yani insanın zavuk vergeni cihazından menfaat. Lekin tamamını asasi menfaat yemez. Çünkü tamamını asasi menfaati hıza bulur. Azuka bulur. Tenenizde azuka verirse, kuvvet verirse, o şey tamam menfaat vergen bulur. Darı şey, darı hem o düşündeyim. Dari tatlıqı verilse, yani ki açıq bulsa, o onun menfaati yemez. Meza kılıp içkeniz yaxşı dari, içekkenizde ağzızga yakmaganı yaman dari bulmaydı. Yani ki darını fayda kıyanı kımaganı o yemez. Belki darını fayda kıyanı sizdeki dertli tüzetkeni, sizde uzgarış yesegeni bulu. İlimnin hem ilmem Allah bize menfaatliği kısın diye koyarımız o meza kılaylık digenilmez ilimle işte. Ha? Belki o şey ilimden özgürlük alsanız kim menfaat alayken bulasın. Darge o şeydi çünkü cehalet hem dert, en yaman dert, en kızığı kişi özü bilmeydiğen dert. Sağlanman diye böyleydi köp dertmenler. Cehalet manasındaki dertmen, dertmenler ekseri sağlanman diye böyleydi. Halbuki derdi kette böyleydi. Hemimizde hem o şey cehalet derdinden var. O şeyler bir taraf bulsa, örneğe marifet gelirse ve biz özgürsek, biz özgür olsak, şu ilim menfaat vergen bulur. Şunda ilim menfaat vergen bulur. Eğer biz özgürmeydigen bulsak, eski adam bulup yürüdigen bulsak, bir yıl ilim yoksak, o ahlakımız o şey ahlak, pelatuvarımız o şey pelatuvar, kalbimiz o şey kalp, İbadetimiz o şey ibadet seviyesinde türgen bulsa, demek bize ilmimizden bizge umumen menfaat bulmaya ekken bulur. Kaçan ki ibadetimiz özgerse, amellerimiz özgerse, kalbimiz özgerse, sözümüz özgerse, zahirdeki sözmez, belki kalbimizden, tübüden özgerse, yürüyüşümüz, türüşümüz özgerse, ahlakımız özgerse, ötkeyle uğruşa diyen adam bu yıl uğruşmaya diyen bu koyan bu sek. Ötkeyle köp yapara diyen adam bu yıl kem yapara diyen bu koyan bu sek. Ötkeyle oylamazsan ağzıya ki yenini yapara diyen adam bu yıl oylap yapara diyen bu koyan bu sek. Ötkeyle köpçülüğü bilen çıkışanmaya diyen adam bu yıl hemen bilen dost bula diyen bu sek. Ötkeyle nefsimiz esaslı düşmanlaşa diyen adam bu yıl Allah için güne dost düşman bula diyen bu mesem hiç kaçan bula onu uzumuzu. Şahsımız için yaman körüp, yakış körmeydiyken bulsak. Ana bu ilim menfaat veriyken bulu. Ötken ile ibadetimizken bu yıl köpeyken bulsak. Ötken ile den köre bu yıl hakisarrak bugen bulsak. Ötken ile giden köre bu yıl özümüzü pastırak aladigen bulsak. Ötken ile giden köre bu yıl günahımızı köpürak sıkıladigen bulsak. Ötken ile giden köre bu yıl köpürak rahimli bulsak insanlarga. Hatta günahkarlarga. Ana şu ilim menfaat veriyken bu. Eğer onda bu mesela, biz malumatlarını toplayıp, malumat kutusu bulup, köp yapıradigan, başkalarına hükümet güzemen deyip, çiren edigan adamı eleyken bu sek, ilmimiz bilen özümüzü ustun hızkılayken bu sek, başkadan.
O bizge ilim aksimizge hujjat bo'layotgan bo'ladi. Bu ilim dünyada hem zarar beradi, ahirette elbette. İlim okuyan sarı tartışuvchan bo'lib qolsak, ilim okuyanımız sarı ko'proq adamlar bilen bahs qilishga rag'bat tug'ilib qolsa, bahslash ilim manası demez, belki tartışuv manası da, g'olib bo'lishni ko'rsatish uchun, özünü ilmini ispatlaş için bo'ladigan bo'lsa, demek biz ilmimiz kalbimizga kirmayapti. Fakat miyamızda malumat bolu toplan yaptı. Bu ilim fakat ziyan işleydi. Bu adam alim bulmaydı. İki dünyada bulmaydı. Dünyada ahlaksızlığı bilen yaşaydı. Ahirette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam dozaktan cayın teyirle koysun dediler. Yani demek ilimden manfaat şu. Daim dua kılamız ulemaların ilminden bizge manfaat versin. Yani bizi uzgartırsın. Men yaxshiman, men zo'rman deb yuravermaylik. Zo'r edim, ilm o'qib yana ham zo'r bo'ldim emas. Balki juda bir nochiz ekanman, juda ham ojiz ekanman. Alloh ishqilib meni isloh qilsin deb turaylik. O'qiganimiz sir. Qancha kishini ilmi ko'payib, shuncha kamtarlashsa, o'sha odamning ilmi unga manfaat berayotgan bo'ladi. Ilm olgani sari agar unda qalbida o'zini katta olish, başkalarından sal özünü usturra biliş. Yani ki özgelerini kemsitiş payda bulayken bulsa, bu adam ilmi toplatıp tabi istihbarga uçuş gerek. Kalbini doğrulup keyin ilim alış gerek. Allah Teala ozu hemimizge manfaatli kılsın bu ilimlerini. Bugün seferki derste Kazi İyaz temhid yani tayarlav sözüne ettiler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın kemalları hakkında yapılmakçıydı. Kemalat sıfatları hakkında zahiri ve batini. Yani o sıfatlarını o asli insanda kandı taksim kılınadı. Ha? Dünyevi, uhrevi, zaruri ve muktesebe. Yani kasb kılınadı. Yani insan uzu uzlaştıradı. Yani dip taksimlediler. Dünyevi bol senelgen bazı bir ihtiyacılar, yemek içmek, katılmak, yatmak, koşuyan işler hem uhrevi bo'lishi mumkin agar niyat o'zgarsa. Niyat oxirat bo'lsa. Ya'ni masalan bir kishi uxlamoqchi, miyam dam olsin, ertalab darsga yaxshi quvvat hosil bo'lsin deb uxlasa, o'sha uyqusi ham ibodat bo'ladi. Bir hadisi sharifda keladi, shifoxonada o'qiganmiz. Olimning uyqusi johilning ibodatidan afzaldir deganlar. Qaysi ma'noda u? O kelesi hem uxlab yotgan bo'lsa, buniki unikidan afzal bo'lib qolmaydi, uyquni o'zi bilan. U uyquni o'zida hech narsa farqi yo'q, hech qanaqa farqi yo'q. Uyquni o'zida farqi yo'q. Olimning uyqusini obidning uyqusidan, ya'ni ilmsiz odamning uyqusidan afzal qilayotgan narsa, olimning uyqusini obidni yoki ilmsiz odamning uyqusidan afzal qilayotgan narsa uyqudagi sifat emas. Balki uyqudan keyin o şu uykunu kuvvetinden kep çıkıp kaledigen işi. Ya ki uykuya onu muhtaç kılgen işi. İlimsiz adam hem çerçeğidir. Lekin ilim bilen çerçeğmiydi. Onun uykusu onun kuvvet buladı. İlimge kuvvet bulmuyor. Başka narsa yok. İbadet gibi buluşu mümkün. Kasip gibi buluşu mümkün. Ama oğlum adamın uykusu ilimden çerçeğinden buladı. Uykunun kuvveti hem gelecekti. Ertesi gertelerden İlimge sarflaydı. Kuvvet. İlimge kuvvet buladı. Uykusu. O ilimge kuvvet bulganı için ve ilimi çerçeği bulganı için o uyku ilimsiz adamın uykusundan hazır olur. Uykunun özünü ispat edemez ki. Belki onu onge muhtaç kılgen ve ondan alınadigen kuvvet sarflanadigen nersi karıp uzarıyor. Şu bilen bir alim mi? Ne mi için alim mi uykusu? Alim mi uykusu deyse alim olim bo'lgan uchun niyatni biladi. Birinchidan ilmdan charchagan, ikkinchidan ilmga sarflaydi uyqudan olgan quvvatini. Uchinchidan u o'sha quvvatdan ilmni niyat qiladi o'zi asli. Diqqat qilib qo'yandan qutulish uchun yoki diqqat qilib qo'yandan o'zini yozish uchun uxlamaydi. Yoki boshqa narsa bilan charchab qolib uxlamaydi, balki ilm bilan charchab uxlaydi va niyati ilmga quvvat yig'ish bo'ladi. Ana shuning uchun hatta uykusundan hem acil alışını biledi degen. Abu Darda raziyallahu anhu etkenleri dek, ana ahtesibu bi kavm bi nevmeti kema ahtesibu bi kavmeti. Çünkü ibadetimden kandayı sevabı ümit kısam,
uykumdan ham shunday savob umid qilaman degan. Bu olimlikdan. Uyquni o'zidan ham niyati bilan, qasdi bilan ajra ololadi. Muboh amal bo'lmasa. Shuning uchun olimning uyqusi afzal bo'ladi, chunki u niyati biladi. Endi bu fazilat nimadan keladi desiz, ilmni fazilati balandligidan keladi. Xuddi shuningdek, bu kishi yuqorida aytgan gaplari yemoq ichmoqdan, yana boshqa, hattoki istirohadan ham. Mana toliblar, talibalar dam olgani bo'ladi, bir boq qochib kelaylik deydi. Bu o'ynab kelaydi, dengizga olib kelaylik deydi. O'shanda nima niyat qiladi? Shu yomon zeriktik, bir yozilaylikmi? Yomon shu bir kun bo'lsa ham o'qimasak-ku. Nima? İçindeki istek. İçindeki istek. Şu bir gün bulmasa ya okuması yok. Şu iki gün bulsa ya okuması yok. Bir mazak alıp oynasa yok. Şu yaman adam zelikti şu okuştan mı? Yayın ki tanem çarşaf kalı yaptı. Tanemge dem bereyin. Tayin ki ilimge kuvvet asın mı? O niyet ne? Sizi itikad izden yasaladı. O öz işe ait ama istiniz bile. Ben şu neden alıştın onu niyet kılıyordu. Diyalmıyız. Sizi aslı qalbingizdagi sizni harakatlantirayotgan narsadan kelib chiqadi u niyat. Niyat til bilan yasa bo'lmaydi. Yoki o'zingizni majburlab shunaqa niyat qilayin deb o'zingizni majburlay olmaysiz. Chunki sizning ichingizdagi qasd turdan keladi. Uni siz yasa olmaysiz. U qaydan yasaladi? U sizning e'tiqodingizdan. Asli tushunchalaringizdan. Asli qalbingizning tubidagi o'rnagan narsalardan kelib chiqadi. İki rekat peşini okuyman diyen de niyet yazamıyorsun. Dört rekat peşini okuyman diyen de. Ya o niyet sizi türtki veriyken ders olur. Onu doğrulaş için kişi aklını doğrulaş gerek. İtikadını doğrulaş gerek. Ve kalbini ıslah kılış gerek. Günahlardan tazalaş gerek. Yani şunda onun kalbini tübüden saf niyetler çıkardı. Doğru niyetler, doğru kastler çıkardı. Bu mesela yaşlı niyet kılıyıp ben diyoruz. Lakin türtki başka narsa olur. O kaydan bilinedi. O keyingi natijalardan bilinadi. O'sha damma asnosida ham bilinadi. O'sha damda ham asabiylashib keladiganlar bor. O'sha qalbida hali isloh hali yetmaganini dalolat bo'ladi. Biz o'zimizni o'zimiz to'g'rilashimiz kerak shunda. Demak, bu kishi aytmoqchilarki, o'sha yemoq ichmoqlardan ham boshqalardan ham dunyoviy amallar uxuraviy amalga aylanishi mumkin niyat bilan, qasd bilan. Masalan, siz ilmga quvvat bo'lsin deb yersiz. Ha? Sizga quvvat bo'ladigan narsa bo'lsa bo'ldi bo'lish kerak. Tuz ko'p bo'lib qopti, mana ko'p qopti, uni ko'p qopti deb aybini aytmaslik kerak. Mayli, tabiz tortmasa ham qo'yaring. Yoyinki men shunaqa narsa yeyman, men bundan yaxshi narsa yeyishim kerak deb ovqatga o'ch bo'lmang. Ovqatga o'chmasiz, demak u ovqatimdan ilmga quvvat bo'lsin degan niyatni siz qura olmaysiz, abadan qura olmaysiz hech qachon. Modam ovqatni ta'miga o'chmisiz? Mayli shiroqat yeng, yomon yemay emas, shiroqat yeng. Shiroqat deb maza qiling, tanlab yeng marhamat. Lekin shunga o'ch bo'lmang. Shashlik bo'lsa ham maza qilib yuring, maza qiling marhamat. U ta'mini bilmang, nima yeganingizni his qilmang emas, yo'q maza qilib yuring. Lekin shu shashlik bo'lmay qoldi. Qarasiz bir budo non bor ekan. Shu bilan ham to'y bo'lavering. Men bugun shashlik yemadim demang. Sizning chunki sizning qasdingiz nimadir yeb maza qilish emas, balki quvvat olib o'shundan ilmga quvvat hosil qilish. Agar shunday bo'lsa, sizga ovqat ta'mi unaqa ahamiyatli bo'lmaydi. To'g'ri, masalan, hammaning ta'bi har xil, biroq sho'rni xohlaydi, biroq achchiqni xohlaydi. U yomon narsa emas, to'g'ri, tabiiy. Lekin siz o'sha masalan deylik dur bir yaxshi og'zingizga yoqqan ovqat bo'lmasa ham bundoqroq bir oddiyroq narsa bo'lsa ham to'rtta xurmo bilan ham to'yib olaveradigan bo'lsangiz, chunki tanaga ozuqa kerak sizga, ilmga va sog'likka. Ana shu tasarruf sizda avtomat hosil bo'layotgan bo'lsa, demak sizni niyatingiz to'g'ri chiqishi mumkin. Lekin siz o'zi ovqat jinnisi bo'lsangiz, ovqat tanlaydigan bo'lsangiz, shu faqat falon narsani yeyman, piston narsani menga men uni xohlamayman deb o'zingizcha tanlaydigan bo'lsangiz. Sahro odamga masalan shira yoqmaydi. U tanlashmas, u zaruriyat. Kimdir og'ziga masalan deylik yog' yoqmaydi. U tanlashmas, u zaruriyat. Uni o'z qasd qilmaydi. Lekin siz o'zingiz ovqat mazasiga ishqiboz bo'lib, faqat mazasi uchun yeydigan bo'lsangiz, bir o'tirib osh yeylik deb qo'yadi. U osh bir o'tirib yeydigan narsa emas. Osh yo'l-yo'lakay yeb ketiladigan narsa ishtaha ortasida.
bir oturup bir mazza qilib somovar qilmaylikmi deydi. U odamda o'sha ovqatida bol olib keyin choxonada 10 marta niyat qilsa ham o'tmaydi. Niyatgardan bir bizoram 20 oshim osh desa ham o'tmaydi. Chunki uni qasdi bir o'tirib mazza qilish. Bo'l o'sha qasd o'sha. Undan keyin 50 marta niyat qilsa ham o'tmaydi chunki uni turtkisi boshqa narsa. U siz alomatdan bilasiz. Siz mesela azık uçun bolsa, onge 2 saat sarpilemeyiz bir taşke. Yani ki, o şey, belgeli köpeğe getirip de, sabzı sabzıp getirip de, deyip durup, avukat ki uzun için incikli kımaysız. Beni etkenim olsun diyen, hakış bilen. Aşın diye bolsa, siz azık uçun bilen, azık kaligi bilen kifayelenirsiniz avukat. Demek siz ilimge azık uçun yiyekken adam sıfatı da, niyetiniz doğru buluşu mümkün. Bu mesela niyet kırar mısınız? İlacı yok. Nimette tilingizdan o'tkazsizdan, dilingizdan o'tkazsizdan qasdingiz boshqa ekan, u niyat olmaydi. Endi mazza qilib yeyish mumkin, ziyofat qiling, xo'randalik qiling, marhamat, lekin ajralmaysiz. Muboh ish bo'ladi, yomon emas. Lekin ajralmaysiz. Biz aytgan narsa dunyoviy narsani uxraviyga aylantirish. Bu gunoh bo'ladi degan emas. Bir gapgashda qilsangiz gunoh emas, muboh emas. Lekin ajralmaysiz. Oxiratda shunga nadomat qilasiz. Ajralmaganingiz uchun. Mana tushunarlimi? Peki niyeti doğrulaşını tilden bir yapıp koyuş, yani ki dilden bir de otkazıp koyuş diye boylamayın. O sizi hareketlendirirken kast boladı, o şey niyet boladı, o şey itibar Allah ki. Sizi hareketlendirirken, tuhtatıyken kast var ki o tübüdeki, kalbiniz tübüdeki. O şey Allah ki itibar değil. O dilinizden otkazganiniz, yani ki dilinizden bir metri hikmette niyetlerden bir uzaram degeniniz, o ahmiyet kesip kımaydı bu oranda. Ana shunday qilib dedilar, oxirat amalga aylantirsa bo'ladi. Endi o'sha sifatlarini bir taqsimini qilib bo'lganlardan keyin, endi o'sha taqsimlar bo'yicha Rasul akram alayhisolatu vasallamni vasf qilishga o'tadilar. Aytadilarki, faslun fi ijtimai khisalil kamali al-khilqiyati fihi sallallohu alayhi va sallam. Ya'ni xilqiy, xilqatdagi, ya'ni yaratilishdagi, ya'ni suratdagi kamolatlarning, ya'ni komillik sifatlarining Rasul akram alayhisolatu vasallamda jamlangan. Alloh taolo insonni yaratishni o'zi taqdir qilgan paytida yer yuzida bir inson degan mavjudotni yaratishni o'z ilmi azaliysidan izhor qilmoqchi bo'lgan paytida o'sha insonni o'zi istagan maxluqni o'ziga haqiqiy banda bo'ladigan va o'zi yaxshi ko'rgan sifatlarga ega bo'lgan komil insonning suratini birinchi bo'lib qo'ygan namuna sifatida. Zohirida ham, botinida ham, ichki xususiyatlarida ham, ruhiy xususiyatlarida ham, ruhoniy botiniy xususiyatlarida va zohiriy xususiyatlarida ham, jismoniy xususiyatlarida ham. O'sha xususiyatlarni hammasini Rasul akram alayhissalotu vassalomda jamlagan shuncha. O'sha Alloh taolo namuna qilib qo'ygan birinchi namuna, ya'ni Alloh taolo misol qilib qo'ygan birinchi namuna Muhammad alayhissalotu vassalom bo'lgan. O'sha kishini kamoloti hosil bo'lishi uchun yaratilgan Odam alayhissalomdan Abdulloh otalarigacha bo'lgan hamma inson. Ruhlardagi kamolot ham, jismlardagi kamolot ham Alloh taolo inson zotidan istagan eng komil namuna hisoblanadi. Shuning uchun u kishini nafaqat ma'naviy sifatlarda, balki jismoniy sifatlarda ham komil qilib yaratganlar. O'sha jismoniy sifatlarini bu kishi vasf qiladilar. In qulta akramakallohu la khafa'a 'ala al-qat'i bil jumla annahu sallallohu alayhi va sallam أعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكملهم محاسن وفضلا وقد ذهبت في تفاصيل خصال الكمال مذهبا جميلا شوقني إلى أن أقف عليها من أوصافه صلى الله عليه وسلم تفصيلا فاعلم نبكين جواب كلام Allah seni ikram qilsin, agar sen aytsangki deydi muallif o'quvchiga qarab xitob qilyaptilar. Umuman olganda maxfiy emaski Nabiy sallallohu alayhi va sallam odamlarning eng qadr ulug'i, eng ularning
mekaneti, menzilesi büyüğüdürler. Güzellik ve fazl faziletlerge o kişi tola en kamilidirler kişilerine. Şundayken bu mahfi kaladigan narsamız. Şimdi sen bu sıfatlarını, tafsiratlarını bitte bitte aytamız desin. O kaz dahabta fi tefasili hısalil kemali mezheben cemile. Sen yukarıda tafsiratlarını ettin. Ha? Yukarıda sıfatlarını, tafsiratlarını ettin. Ona sıfatlar faziletler buladı. Ona sıfatlar kesbi buladı. Ve hakkı zaten. Bende bir şavk tuğdurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. O şey tavsiflerini hem tafsilatını bilsem. Resulullah'ın mükemmellikleri umumen o günde hem malum. Lakin o şey mükemmellik, o şey kamillik sıfatlarını, tafsilatını bilişken yukarıdaki kiltirgen taksimatın bilen beni bir kızıktırıp koydum. Dip etedigen bu sen bilgin ki Allah senin kalbinini ve beni hem kalbimi münevver kılsın. Aytadılar ki şundaydı, beni şavqlantırdın, beni bir zavqımı keltirdin, iştiyakımı uygattın. Resulullah'ın vasıflarının tafsilatı kanıqıyken deydigen bu sen bilgin ki Allah senin hem benim hem kalbimi münevver kılsın. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemge bulgen muhabbetimni ve senin muhabbetinni hem ziyade kılsın. Da'afı diyen bir neşe beraber kılsın. أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة وفي جبلة الخلقة وجدته حائزا لجميعها. أجل النبي صلى الله عليه وسلم دقي آدم كسب قلما يدقان خلقات دقي يراتلش دقي كمالات سبت لرن كاملي خصلت لرن كرمخشب ولغلرق نظر سسين وكشنين ana şu kamillik sıfatlarını hemesini özlerinde kamilagalliklerini köresin. Berçe kemalatinin güzel sıfatlarını o kişi olup algallarını köresin. Özlerinde cemlegallarını köresin. Duna hilafin beyne nekaletil akhbari lizelik. Resulullah haklarında haber kaldırgan, nakıl kılgan kişilerini aralarında bir artısı da bu doğruda hılaf yok. وقد بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع بلكي بعضları قطع yani mutawatir derecesinde kat'i ilim biledigen derecede bir avazdan aytışken. Adatta mesela kat'i ilim degeni bu insan his azaları bilen körgende hasıl boladigen, his kılgende hasıl boladigen ilim metinde. Asli kat'i ilim badihi ilim değil. Asli kat'i ilim yani insan inkar kılalmaydı ve bunge bana inkar kıldıramaydı ilim. Özgermez ilim, his azaları bilen alingen ilim olur. Adette. Bedahaten alingen. Yani mesela kurgensiz bir divarını körüptürüz. Karaligin. Hiç ki bunu akıda örgütlenmeyiz. İlacı yok. Göz bilen körüptürüz. Çaynadaki çayını üşlediniz. İstikarken. Hiç kim bunu sağlığı yok duramaydı size. İnşan duramaydı. Mümkünmez. Kabul kılalmayız. Çünkü teneniz bile onu hararetini kısıktırırsınız. Bana şu ilimlerini bedihi, zaruri ve kat'i deyiler. Ha nasıl bitti ilim? Kat'iliği, özgermesliği. Bedihiliği, tayargarliksiz hasıl. Zaruriliği mutluşu. Zaruriliği, uzdan hasıl bugün. Siz mesela onu örgenip, istiqliğini tanenizge kıskıldırganınız yok. Belki kolunuz tek işi bilen, uzdan sizge onu istiqliği hasıl buldu ilmi. Ana şunu diye bedihi ilimlerini kat'i değiller. Ana şu derecedeki ilimge yetedi, haber köpçülüğüden bosa. Şu derecedeki, onlar yalganga birleşe almayı digen derecede. Mesela, hazır ben sorasam ki, keçe havlunu kim süpürdü desem, bana bir kişi derse ki, Kerimcan süpürdü desem, ben de Kerimcan süpürgen hakkında ilim hasıl buldum. Lekin ikinci adam gelip Kerimcan ve Selimcan dese özgürlüğü mümkün. Kerimcan mı seken de, Sarımcan eken de değişir mümkün. Lekin ben gördüm Kerimcan süpürüyken de bir kişi etse. Üyümüzdekilerden bittes. Keyin karımdaşlardan bittes gelip ben gördüm Kerimcan süpürüyken eken deyse. Koşunlardan bittes, Kerimcan süpürüyken eken deyse. Nergi mahalleden bittes, Kerimcan süpürüyken eken deyse. Tosak'tan üyümüzdekiyen bir mihman barıdı. Amerika'dan. Uyan Kerimcan süpürüyken eken deyse.
Birbirini tanımaydıgan, birbirinden uzak adamlar bir neştesi hata kabul kılınmaydıgan derecede, adaşı mümkün bulmaydıgan derecede kub adadı. Hammas Karimjon süpürgen deyse mende katı ilim hasıl oladı. Şimdi bırak köp durup o Salimjon'u dese şimdi kabul kılanma mümkünmez. Sen adaş yapsan değil mi? Yani ki özümüzü bana Himalay tağı degen tağını hamamızı eşitkenmiş doğru mu? Kim bargen? Hiç kim bargenmez. Lekin hama bir avazdan nakıl kılgeni uçun közümüz bilen körgen derecedeki işançıya yolgenmiz. Şunu katı ilim değil. Mütevatırdan hasıl olur. Mütevatır o şey yalanga birleşip bu medyen köpçülük adet rivayet kılgen nakılını tevatır, mütevatır diyemiz. Bu kişi başladı ki bel kad belaga ba'duha meblagal kat'i diyene Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın vasıflarında kılgen bazı haberler güzellikleri doğrusu da, kemalatları doğrusu da kılgen haberler ana şu derecede mütevatır ki bizge kati ilim mi ifade kılad. Bu bizi Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın bugün imanımız yengileydi bu. Resulü'dan tanış bilen birge imanımızı yengileydi. Yakinimizi yengileydi. Bu malumatlar. Çünkü hatta hazır geçe bazı nasranilerde, nasrani alamında İsa aleyhisselam'ı efsanevi şahs degen düşünce var. Peygamberde bir şana diyenler var. Lekin hazırda ilhad küçüğe geniden, hudasızlık küçüğe geniden. Şu düşünceye giyenler var. İsa bir obrız değil. O şahsmez, tarihi şahsmez. Belki namuna uçun yaratılgen obrız değil. Farazi insan diyorlar. Asatırlardan diyecek. Şunu deyip beledigen kişiler o tesirat. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin haberleri ise undamaz. Defin kılıngan cahilere hem malum. Bir arada adam şüphakı yenmez. Ondan başka yerde buluşu mümkündür. Düşman hem dost hem. Kafir hem Müslüman hem münafık hem. Hemesi bir avazdan okşuyor şurada defin kılıngenlerini Medine Münevvere'de beledi. Biz o kişinin o şekilde defin kılıngenlerini defin marasımında katneşkendik anı işanını bilemiz. Çünkü tevatür şu nakı bizge ilim bile. Çünkü Ravza-i Şerife, Kabri Şerif yakin mesderlerdendir. Resulullah'ın kabirleri yakin mesderlerdendir. O yerden yakin hasıl kıldı. İmanını yakine hasıl kıldı. Anı işanç hasıl kıldı. İmanda. Şimdi o kişi haklardaki haberler hem bana bu haberler hem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın vakıyı, tarihi, şahs bu gelleri. Bu ukşudaki sıfatlar hem vakıyı, tarihi, hakiki ikenini kurset et. Bu ukşudaki düşman bulayırkenler, ukşunu yamanlayırkenler, ukşunu hürmetlerini bilmeyirken natavallar cahilliğinden kıladı halas ya ki hasetden. Özümüzü Özbeylerde hem seyrap. O şey şahşınaslar dinle çele çürpü örgengenler. Çele çürpü örgengenini hem kemige buzup talkın kıyan, o şeyini okuyken, o şey dinli mi objektif okuyan ben, hakiki okuyan ben, ilmi okuyan ben de böyleydi. Kaysa ahmak düşmenden örgenedi bura onu. Kaysa ahmak, bura hakkıdaki malumat fakat düşmenden alındı. Fakat düşmenden alınken malumat doğru oluşu mümkün mü? Özellikle, keliniz bilen, iki de keliniz vuruşu yaptı. Mesela, ya ki koşunuz bilen ikinci koşunuz uğruştu. Bir de koşunuz bilen ikinci koşunuz. Kerimcan bilen Salimcan uğruşu yaptı. Siz Kerimcan hakkındaki malumatı fakat Salimcan'la asist doğru buladın mı? Düşman o. Ya o Salimcan'dan başka zaman yanındaki vutamandaki dost koşunlarına eşit görüş gerek. Az yine insaf bulsa, az yine adalet bulsa, zıgırça akıl bulsa. Fakat düşmanla alınan ilim de buladın mı? Yani şimdi natavan, beçare, kalbide, hasede, adavatı var. Yani ki özünün fasıklığını nümeyi kılıp aklaştı bilmeydiğen naçizler var. Şunlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkındaki haberlerini, üzüldüğü yülünde haberlerini ve natoğru telkın kılıngan haberlerini okuvalıp bana şu, men bilgen neyse şu hakikat de böyle. Bu dindarlar buzgen de böyle. Dindarlar bu Müslümanlar uzlar için mekte ediyor. Asla hakikat bir yada, o beçarlar bilmeydi dedikti. Yakında oku kaldım, bir tanesi yazıp kaptı, şu nümelerden, izahlardan bir tanesi de. Yoğunlarsa ki insanı bir insan dedi. Yazıp koyup.
Kaysa dini vazifini astıyor. Sen bilmeganın yokluğu ki dalalat kımaydı bir nesene. Hiç kaçan adamul ilim la yedullu alel adam. Bu mantıkın kaidesi, logikanın en katta kaidelerden. Bilmeganiniz bir nesene, o nesene yokluğu ki delil bulmaydı. Hudan topamayken bu siz topamayken bu olasın. Huda yolu yanımız. Ana şimdi cahil, keltebin adamlar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şanlarında ham her nesne deydi. Onlar bana bu kişi hakları da kibgen, bana bu haberler kat'i dereceye yetken. Tavatur derecesi yetken. Ne fakat şahslar, evladdan evladke, ümmetten ümmetke de kılınıp kirli yetken. Dostu düşman bir kıl nakıl kılıp kirliyen haberlerini okumaydı mı bunlar? Fakat şu yönde şahsızlıklardan çıkan buzuk niyette tokulgen haberler bilen kifayelenin. Ben şunu iyiyim de buyurmasın. Onların akidesi de, onların düşüncesi de dinini dinsizden olsa keyin ilim bulur. O şey hakiki objektif karış bulur. Kaysa ahmak aytadı bu kaydı. Adam buna kayda çıkarış için ancakini akıldan masuva buluş gerek. Matematikani organik ömrüde törtten nesan bir bölge koşkan adam bulmaz. Şu adam ne organik? Fizikani organik ömrüde bir topunu yumalaşını yumalatıp görmegen bulsun. Fizikani organik. Cisimlerin hareketini organik fiziki. Lekin ömrüde bir arada cisimle hareketlendirip görmegen adamdan organik diye sakanık olur. Mendeleyip cedvalını yadlayın. Organik. Lekin ömrüde bir arada kimyavi maddenin ikincisi koş görmegen adam bulsun. Dese kanakı bu da. Rassamçılığı da organik. Lekin ömründe resim çizmegen bozun. Oşa rassam, ustazıyız. Kanakı ahmalı kaydası bu. Dinsizden dinli organik. Keyin olsa, ben hiç kim bilmegen ilimini bildim. Din afyondur, din udur, sefsetedur, budur, peygamber u, bu, deyip olsa allamalı kıladı keyin. Akıllili kıladı. Bu hamas natavalli. Acizlik. Aldanış, peskeşlik ham. Uşun ilim de buyuruş. Dava kılış. İlim ne mi? İlim vakıydaki nersanı, vakıyda kan diye bosa, uşan diye idrak etiştir, delil asası da ve cezim bile. Kelam ulamalarının tarifi şu ilim. İlim tarifi yok. Kelam ilmindeki ulamalarının, kelamın tarifi şu. Ahli kelamın. Yani akide ulamalarının tarifi. Bir narsani voqeida qanday bo'lsa o'shanday idrok qilish jazm bilan dalil bilan. A bizga bu kelayotgan naqllar ko'pchilikdan bo'lganligi bilan jazmni ifoda qiladi. Orada uzilmasdan kelishi bilan dalillikka yaraydi. Mana shu haqiqiy ilm bo'ladi. Suqrot haqida hamma bilgan. Kim Suqrotdan bizgacha kelgan sanatni ayta oladi? Hech kim. Kitabını okuyan, kitabını köçürgenlerin kitabını okuyan olasın. Lekin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ağızlardan eşitken sözlerini, bu kişinin uzlarını körgenler ağız mı ağız, bizge nakıl kılışken, avladdan avladki yazıp kaldırılgen. O da kette adam. Ana şunların ağızı saniyediler. Bana bu hakiki ilim var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tasarruf olmak istiyorsunuz. Bana şu kitabı kaçış gerek. Çünkü okuyan kitabı ki kaçış gerek. Çünkü bunu arada üzülmezden kilgen avlad mı avlad bu ilimler. Birorta kişi hakkında tarihte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkındaki haber kabi aniq haber yok. Ve tafsilatı bilen yok. Sokrat bilen hemen biledi. Aflatun hemen biledi. Görünüş kanı koyan. Kim biledi? Hiç kim. Navai. Hemen biledi. Görünüş kanı koyan. Görünüşsüz adam bu geldi Navai. Şeriyetini okusuz nefasatından o da güzel adam diye böylesi. Suratı ona koyma geldi. Eşkenimiz. Görme gelmez bize. Kemalettin Beyzat'ın resmi var, minnetiyorum diye resim. Navai hakkında, Navai'nden çizgen. Navai'nin uzun çizmeken, minnetiyorum diye. Navai'nin üçüncelik bilemiz o, lakin bilmiyemiz suratını. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı çıralı adamı diyen yapmaz. Tafsilatlarını şuna kabilemiz ki ağzı okup hayran kalırız. Şu tafsilatlarını ateyizde tasavvur kılmaken bulasın. Ateyizde şu tafsilatlarını tasavvur kılmaken bulasın. Okup hayran kalırız. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ne kadar dakik organilgenler ve ne kadar dakik nakıl kılıyor. Ana bu hakikatlerini her bir kişi aklı sağlam adam, tarihini bilmekçi bulgen adam, meyli dindar bulmasın, Müslüman bulmasın meyli, bir mertem secde kılmasın,
Muhammed Aleyhisselam'a imanım getirmez. Lakin bilip koysun hakikat. Halen tasavvur diyor olmasın özünü. Hayalleri de. Meş'um hayalleri de. Düşmenden örgenilgen safsatelerini tekrarla. Meş'u ilim diyor. Ayet edilir ki وَأَمَّا صُورَةُ وَجَمَالُهَا وَتَنَاسُبُ أَعْضَائِهِ فِي حُسْنِهَا فَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ الصَّحِيحَةُ وَالْمَشْهُورَةُ الْكَثِيرَةُ بِذَلِكَ. Ama suratını aytadigan bo'lsak ve cemallarını aytadigan ve suratını güzelliğini aytadigan bo'lsak ve a'zolarining mutanosibligini aytadigan bo'lsak, bu to'g'rida sahih, mashhur juda ko'p xabarlar kelgan. Sahih degani sanadlari bir-biriga ulangan ve har bir xabarni biridan ikkinchisi olayotganda xabarni berayotgan odam aqli sog'lom, dini sog'lom odam degan. Sahih degani shunchaki sahih degan gap emas u. Rasulullah'ını körgen adam, his azaları sağlam adam, aklı sağlam adam. O kişiden eşitken kengi adam hem hud şundey. Ve hem şu silsile arada üzülmegen. Men apaddan bunda adıgeneken değil men. Apaddan özüm görmegen mi? Dedemden eşitken mi? Ya ki emekimden eşitken mi? Tokamdan eşitken mi? Koşunumdan eşitken bu düşün. O koşunum geçenç yok. Apaddan bunda adıgeneken değil men. Arada üzülüş var. Bu haber sahibi olmayıdı. Orada üzülüş yok ve silsiledeki her bir şahs aklen sağlam ve dini hem sağlam ki yalan yapırış mümkünmez. Böyle maddi yalan yapırgeni yani ki sünnetke hılaf işti ya ki diyanetke ya ki muruvvetke adam iyilikke zed birer iş kımageni sabit bugandenken o şu adama haber alma. O sanmaz bir tek haberini alış, kabul kılış. Hele şimdi işançlı, akıl, dana ve rast göy sağlam insanlarını birbirinden üzülmesten kelgen nakıllarını sahihliyimiz. Sahihliği şu. Meşhurligi o şunaka senet bitti iktemez. Bir neşteler. O kub diyebilirler. Azalarının mütenasibliği asli güzellik mütenasiblikten kep çıkadı. Güzellik asli kaidelerde. Güzellik kaidelerden bitmesi mütenasiblik. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'da bu mükemmel bugün. Şimdi o şey sahabeler kimler diye sayıdılar ki Ali ibn Abi Talib, Anas ibn Malik, Abu Hurayra, Bara ibn Azib, Aisha Ummul Mu'minin, İbn Abu Hala, Hind, ismi Hind, Khadija radiyallahu anhana oğulları bugün, aldın yerlerinden, Abu Hala'dan. Abu Zuhayfa, Cabur ibn Samura, Ummu Ma'bad, İbn Abbas, Mu'arriz ibn Mu'ayqib, Abu Tufayl, Amr ibn Vasile, bu kişi sahabelerden en ahırı vefat etkenler dünyada. Dünya boyu için yani. Hemen memleketlerde en ahırı. Mesela bazılar Kufa'da ahırı vefat etken, bazılar Basra'da ahırı vefat etken değil de. Abu Tufayl, umumen sahabelerinin ahırı vefat etkenler. 108. 109. ile, ya ki 102. ile, 109'a degen ruvayetten var, 102'ye var. 108, 109'da vefat etkenler. Hicri. Adda ibn Khalid, Hurayme ibn Fatik, Hakim ibn Hizam ve başkalar radıyallahu anhum. Hemelerden Allah razı olsun. Bana şu zatlar rivayet kıyanlar. Bu kişi bunların isimlerini katar kiltirişten maksadları bana şunca adet bir kıl yapırken. Birileri kaşları mesela kalını dese ikincisi yoğanı dedi demeye. Bitaları gözleri katteydi dese bitaları kişkineydi demeye. Hemeler bir kıl haber etken şunlar. Fakat bu kişi ularını cemlep toplap bir çekeden tertibine etmek için de. O kuş kasan bu suç. Şunlarlayayım. Şunlardan rivayet kılıngen. Şimdi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın vasıfları getirdi. Kâne azharel levm. Ak yüzlü idiler. Azhardan murat bir de abiyab demegenini bahisi ab bakmaz. Kızgışke biraz mayilliği var. Aktan bu gelirler. أدعج كان أزهر اللون أدعج أنجل أشكل أهدب الأشفار أبلج أدعج ديجانه قرشغلر تن قريد أنجل كوزلر كتيد يعني كوزن يارمسي كتيد بزده شهلا كوز ديب قويده شهلا كوز اصلا ماوي كوز ديجان عربي اصلا بزده ماوي كوز دورنيه كتة كوز گشتيب كت قويان Encele yani közleri kattayız. Közünü kattas çırali böyle. Eşkele, eşkele okçıkları da biraz kızıllık barındı.
şükle vardı. Şükle deyip közde aksığı da bir az kızıllık varlığını ayıttı. Ahdebel eşfar yani ciyekleri yani közünün ciyeği kiprik osadigen yeri kalın idi. Yani közkette ve karaçıkları tın kara aksıkları da bir az kızıllıkke maillik var. Kiprikleri osadigen yeri yani ciyek kalın idi. Şunindek bazılar buna kiprikleri uzun idi, kiprikleri kalın idi demem ayetişken. Ahdab'dan burad. Ablece degeni parlak degeni. Şunindek bu yedi ablece'den burad iki ala koşunun ortası tutaşma geldi degeni. Ben oyun bak. Bazılar şunu dedi. Bakın izahlar. Azadce koşları ingişkeydi. Kalın koşmasıydı. Akne burunları kırraliyeydi. Yani burunun üçü ingişkeydi. Kağıtta yoğunmasıydı belki İngilizce olup çıkardı. Ortası biraz kötürülgen, üçü biraz İngilizce'ydi. Lekin kıyğırmaz. Kıyğır boyun, burun o konik boladı. Hani bürgüt burunu koşuyken anca çüşken boladı kıyğır. Kıyğır kuşunu anlıyor. Kıyğırmaz. Belki biraz aldıgen üçlük ve biraz mayıl. Ve burunun yukarı tamamı üstü biraz bortken. Akın edigeni şu. Eflece dişlerinin arası birbirine minmeden açıldı. Yani açık bol araya bir nesil kere gelmez, lakin birbirine kapışıp gitmeden. Birbirinden acilep durdu. Aldığı iki diş, onun yanındaki yardımcı dişler, kürek dişler birbirine yapışmayı tutursa eflece dişler için. Müdevvar al-vacih, yüzleri daire sıman idi. Yumma lağmaz lakin. Ama müdevvarda Murat bir yerde uzun çağmaz. Lekin yumma lağmaz. Uzunlukta mail olur elbette. Ama dairesi var. Uzun çağmaz. Vasi'al cebin. Peşaneleri kim idi? Kesser lihiyeti temlegu sadrahu. Sir sakal, sakalları kökslerini doldurup durardı. Seva'al batni ve sadri. Karınları bilen kökslerini, kökrekleri teng idi. Yani karın burtu çıkanmasın. Azim el menkibeyni, ilkeleri kim? İlkeleri katteydi. Dakhmel izan, suyakları yirik idi. Ablel adudeyni ve zira'ini vel esafil. Adud deyip, ilkeden çıkana kaça bugün suyakını aytamız. Telen hoş kısmını aytamız. Zira' deyip, çıkanaktan kaft kaça bugün kolunun kısmı aytılır. Yani bizde hani bilek, onu ya bilek deyişen bizde. Bunu yukarı bilek deyimiz, yani çıganağdan yelke geçe uyan kısımda. Çıganağdan kefs geçe uyanını hem bilek deyimiz. Bu Arap dilinde bizden buluş gerek farkı, biz, ben bilmiyorum mesela. Buluş gerek özü aslında. İkelesi hem abl degeni toluk, hani süyekliydi. Tola idi degen, yoğan idi. Vel esafil, esafilden murat sonlar baldırlar. Yani tenen pasti kısmı ham şuna kangi süyeklik yoğan idi. Bu semiz degenmez. Yani süyeklik degen. Bizde dürkün dedi yu. O şuna kadar dürkün yok şey. Rahbel keffeyni vel kademeyni. Kolları ve keftleri. Keftleri ve kademleri yani ayaklarının pasti kısmı yani basadigen ayağının keftleri toluk idi. Yani yani nazik ingişkemesin. Belki toluk. Lim idi. Adette ola rahb deyip ayetişine bahayısa şu king salmaklı olsa şu neydi? Sa'il el atraf. Tenelerinin atrafları yani balmağları çocuk idi. Envar al mutecerrad. Tenelerinden açık turgen cay nürli bulup görünürdü. Kimlerin mesela şimerseler yenilerin. Kollardan nur çıkarken de kaparlardı. Tanelerini kayarına açsalar, o şerleri. Kiyimden çıkıp turgen cayları acilelip lavullar görünürdü demek için. Dakikal mesrube. Mesrube de tamağdan kendiki karab çözülden tükler dizmesine yetedi. O şey ingişkeydi. Rab'atel kad. Kadları orta. Orta degen de bu ya da uzunge mayır biraz.
tik deyimiz biz. Uzun adam emas, lekin tik adam deyirlər. Boyları tik. Hazırda bazılar hesablar 190 tahmin qılışır. Boylar. 180, 190 tahmin qılışır. Tarixlər oxu. 190 tahmin qılışır bazılar. Bazılar 180. Hazreti Umar'ın 215 tahmin qılışır. Leysa bil tavil il ba'in ve lel qasir il mutarabbib. O da boyları, o da uzun bol. Can ne uçak adam eken mi? Didi gelmesidir. Pas ham emesidir. Ve ma'a dâlike felem yekun yumâşihi ahadun yunsebu ila tuli illa talahu sallallahu aleyhi ve sellem. Uzları ona kahameden uzun mesidirler o. Lekin uzun deyip ayet edigenimiz ne uçak adamlar yanları yekip kosa ulardan uzun yokuşa pörünlerdiler dedi. Haybetlerinden olsa gerek. Rac ile şa'r. Saçları tolkun sıman bugün. Taremli bugün. Terem saç. Yani cingelek mesli maç. O tesirliğe mi bugün? Biraz tolkun sıman cingelekliği bugün biraz. Tolkun sımanı bugün deken o tes teremmez. Biraz tolkun sıman saç. Teremmez. Terem saç mesli maç. Özel racil deyip terelgen ne etedi? Bu yada terelgen saç takayı dedi maç. Yani o te cingelemesi dedi maç. Lekin o tesirlik dedi maç. Şöyle. اذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سن البرق وعن مثل حب الغمام اگر كلسلر او چقندیک یشنب کتردیلر و دول کبی کورنردی تیشلری آپاق بولوب دورلنیب اذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من ثناياه اگر سوز ایتسلر تیشلرینی آرالاریدن نور چیقیوتگانگه اوخشاب کتردی علیه الصلاه والسلام أحسن الناس عنقا بويلر تشراليد ليس بمطهم ولا مكلثم مطهم هم إمسدلر يعني يزلر يوم يملق هم إمسدلر يعني تزغ بك كمايل أتا دائرة مس دائرة سمان لك دائرة مس ولا مكلثم يعني يزلر طولة هم إمسدلر يزل طولة لون بلغن مسدلر يزلر متماسك البدن تنالر بكر إيدي ضرب اللحم كم göç dediler. Göç dar olma geldi. Buna itibar kılabiliyor musunuz? Eğer bir insanda şunların bazısı olsa özü yeterdi güzellik. Mesela közünü özü yeterdi. O şu Resulullah'ın közlerinde aynı özü bırak kişi de olsa yeterdi. O şu güzellik yeterdi. O şu. Ve her bir azanı eğer biz tahlil kılabiliyor musunuz? O şu azan en çırali olsa kanaka surette buladı. Uşa Resulullah'da bugün. Kaşın en çıralıysa ham, kuzun en çıralıysa ham. O bunların bu kişide cemlenin mütenasıl bulup duruşu cemalini kemalı bulu. Aleyhissalatu vesselam. Allah Teala o kişinin ana şunda inayet bilen yaratık. Dara ibn-i Azib etediler ki مَا رَعَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ اَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Limme deyip saçının osup asılıp yelkege tüşkenini aitti. Yelkege tekip durgen. Yelkege yürgen de likkile belkeye tekip durgen değil mi? Şunu aitti. Kızıl hullede. Hullede baş ayak kıyımını aitti. Rıda bilen izarına yetişken. Yani birbirinden üzülgen bir kıyımını, insan tanesini oraya duyan bütün kıyımını ikiye bölüngen böyle. Peske alahide kıyım, tepeke alahide kıyım. Kesin yok şey. Şunu hullede işken. Hullede gene tepe pes cüft kıyım. Yani unusu bunusundan başka şemez. Şunlarlayayım mesela bazı adam karışım kıyıp ah köle kıyıp verir. O hulle bu meydi. Belki uzun şımbına köle de hulle değil miydi? Lekin bu yedi etmek çok yani tepe pes cüft kıyımını hulle değişken. Kızıl hulle de limmesi körünüp türgen birer adamını körmeyken ben Resulullah'dan köre çırar. Resulullah'dan köre çırar diye. Resulullah Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı kızıl hulle de limmeleri yelkeleri geçip türgenini gördüm. Saçları yelke geçip geldi. O şuna kanka çırali suretti. Dırar cedi görmeyendi. Yani kigen payetlerde yaraşıp etken eken. Saçlarının tablanışı, kızıl kıyımı üstü de yelkeleri geçip duruşu, kusunun üstüye kusun koşup, Bara İbni Azib raziyallahu anh'ın közleri de kapı etken. Şuna kanka çırali suretti. Ben başka yerde görmeyendim. Biz bundan aladığı yanımız, kızıl kıyım caizliği. Erkek kişiye. Kızıl kıyımdan kaytarılma geldi. Bazıları kızıl kıyım caiz mi dedi? Caiz. Ayol kişinin rengi olmasa bu oldu. Adette ayollar ki yediğin rengi olmasa bu oldu. Kızıl diyem türü köptü.
Yakında bir kişi benden interview alıyordu. İnatla diyeyim bana. Ülkemiz. Sıkmat agenizde. O şahane köleye kızıla gel. Adamlar şunu sorar işte. Kızıl köleye caiz mi? Dese ikincisi ayet dedi ki caiz mi? Sonra karaka yetiş gerekir. Hem de caizli ki caiz. Üçüncü. Yani caizli ki caiz. Lakin kızıl köleye mümkünmez diyen gel tar kapı koyar. Belki sarık değil mümkünmez diyen. Buna kıymaz. Buna gel yok. Sahabe-i kiramlardan nakıl kılınan narsanı tolu örgenişti bilish kerak. Bitta söz, bitta hadis kelsa, o'sha hadisni eshitib, bular orqasidan yugurib ketavermaydi. Sharh o'qiladi. O'sha mavzuga doir boshqa hadislar o'qiladi. Sahobalarning u hadislarga bo'lgan tatbiqi o'rganiladi. Ana undan keyin xulosa qilinadi. Ammo hozirda buzuq manhaj egalari sunnatga ergashishni da'vo qiladigan, salaf solihga ergashishni da'vo qiladigan bazı bir cahil kişiler bitti hadis ya ayetini bir de görüp kalsa ya bir rivayet görüp kalsa mana ayet baru mana hadis baru deyip oşanı röke çıkılıp bir nesane halal ya ki haram deyişke şaşırdı. Bu cahillik. Ve oşa doğru da bahs kılışke acizlik. Bu nususilik. Yani metnini bir de metnini görüp kalsa kör kör ona ergeş ediyen keltebirlik, keltefahamlik. Aslında akıl adam oşa meselere dair başka hadislerde organize. Çünkü rivayet kılıyken payette hiç kim hemen her sene bütün etbir almaydı. Mesela hazır beni bir saat, bir saat ders kılıyemiz. Kolizde kağıt kalem oturup. Az çıkkandayken birbirinizden sorayım. Gap kança sıkarladık kulağı izle. Kolizde kağıt kalem oturup yazmadan izden keynen. Eşitken nesliyiz ayeti verin de ikinci adam gibi. Bir yarım saat eşitken bu olasın. Üç dakikada tüyap kalır. Kan koyan bir saat o gibi bir şey. O yüzden rivayetleriniz bir, her kim uzun esnede koyan ne etmedi? Mecbur çünkü o esnede koymayan ne etmedi? Resulullah onu hadi gene kırlar. Dip kötü olmayıydı. Tuhta. O şu rivayeti başkalarına koyan mı? O hemen birden esnede kalır mı? Sahabe-i kiramlar bu mesela en katta akıl ilgeleri, en hatırası küçük adam bulan. Çünkü yazma gelen için ömrü de ilgeri yazmasından katta buluşken. Kim yazıştı organışken. Öz aslı aldığında avladılar. Özümüz arzularımızdan şunu koyan. Asosan yadıkı teyengen. Hatkemez. Ular umuman yoddaşlıkka tayanışgan, xat kelmas. Shunday bo'lgan taqdirda ham inson eslab qolmaydi hammasini. O'shaning uchun bitta rivoyat kelsa, o'sha mavzuga doir hamma rivoyat yig'ilish kerak. Chunki bir kishi hammasini qabul olgan bo'lmaydi. Mana Rasul akram alayhissalotu vasallam suratlarini ham bir necha sahobadan rivoyat qilyaptiki, bir kishi hammasini jamlay olmagan bo'ladi. Kimdadir ko'z haqidagi xabar tushib qo'ygan bo'lishi mumkin. Kimdadir qosh haqidagi. Lekin bir-biriga ziddiyat yo'q. Ana şu kök kıyım, kızıl kıyım, yani sarık kıyım hakkı diye geplerden hem mesela o şuna kadar kertabirliğinden çıkan nasıl. O şu rivayette ahır geçe örgenmesten, şu meseleye dair sahabalarını tatbikini örgenmesten, fukahalarının tatbasını örgenmesten, bir gene falan hadis kitabı da kirtti, mene deyip, o şundan delil alıp şunu din, bari ilim, men şu deyip takdim kılış, bu öte cahillik, yani ki hainlik. Biz mana bu hadis-i şerifte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kızıl kıyım giyerlerini görüyoruz. Erkek kişinin kıyım bugün. Ayol kişinin biz. Muhimi şu. Yani bu yerde saçları yelkelerine düşüştürgenini görüyoruz. Saçları adetli yelkelerine düşüştürgen, kıskargen de kulağlarını yumuşağa çekötürgen. Kıskartırgenler de. Kıskartırsa da kulağını yumuşağa götürülgen. Özken de yelkelerine düşüşgen. Yani kıskartırgenler, yani özken şunu da kayırgenler. Adette kırıp yürüme geldiler. Aldırma geldiler. İlla 5 metre alır geldiler. Hemmesi umre ve hacda. Umre de alır geldiler ve ahir bir metre hacda alır geldiler. Ondan başka vakit kırdırma geldiler. Aleyhissalatu vesselam. Bu onların ürfüden bu geldi. Adetten bu geldi. Ben hazır bu yerdeki leken vasıflar hemmesi tabii vasıflar. Bunlar şeriat bez. Ama kemal sıfatlar, insanın suretindeki kemal sıfatlar. Bunun yergeç vacib bu mıydı? Sünnet hem bu mıydı aslı? Şer'i noktaya nazardan sünnet değil miydi? Allah-u Teala şuna kadar saç koyayım diye büyürgenmez. Ama Resulullah ki okşatış boladı uzunu, kimin ki Resulullah ki uzunu kança okşatışke olunsa, şunca güzellik ki irşedi. Muhabbeti ki acır aladı. Ama bu işini kılmazsa sünnetke hılap koyan değil miydi? Mesela bir kişi saçını aldırsa sünnetke hılap değil miydi? Yani ki bir kişinin saçı cingeliye olsa bu adam sünnet yıkıla bakmamaydı. Düşünelim mi? Bu özlerine yarışken surette uzlarının tütkerleri. Kim kiyinişleri de
Sakal koyuşları da, saç koyuşları da Resulullah ki kim ki uzunu okşatsa muhabbetliğe acır alırdı. O kişinin esnegeni için. Muhabbet kıyanı için. Ama o şey amelini uzun gelmez mi? İkinci adam o şey işte kımese sünnet yakın laf kıyan bu mıydı? Yani ki üçüncü adam mı saçı özü özü şuna yürüyen bosa o adam acır almaydı. O adam bu ameller kiyinişteki suretteki özünü okşatış muhabbet cihatiden Resulullah'ın iste geldiği cihatiden o kişiyi özünü okşat geldiği cihatiden yaşlı amel bulur. Aleyhisselam. Çünkü bu o kişinin başka amellerde irte kaçan irgeşki apki yeni uçun. Suretteki çünkü özünü okşatışki uğrayken olsa batini amellerde ondan kıra muhimrak amellerde köpürak özünü okşatışki apki yeni uçun bu ameller güzel kısa bulurlar. Ama surette özü bulsa o adam sünnetke irgeşirken bu mu? Sünnetke irgeş aslı kalpte irgeş bulur. Amellerde irgeş bulur. Aslı irgeş. Biz yukarıda قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ ayeti de tefsirde etkenimiz ki sözde, amelde ve halde irgeş. Şöyle hakiki mutabak. O şerde geldi mi ki surette irgeş yok. Surette irgeş iş فَاتَّبِعُونِ yekirmeydi. Menge irgeşin diyen ayette ne mi için? قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُحَا اِلَيَّ Menge vahiy kılın, men özümge vahiy kılın diyen nesliğe gene irgeşemen diyenleri için. Sözde halde, kalpte, halde ve amelde irgeç bu, vahiyge irgeç bugün için bu risaletke irgeç boysunuş buladı. Mene şu buyurulgen, fettabi'unide. Ama fettabi'unide Resulullah'daki kiyinin diyenemez o. Sizden kızıl kiyin kiyin diyenemez. O kişi buyurgen ne kiyinin diyen. O kişi buyurgenleri ne mi? O kişi buyurgenleri satra uğrat. O güzel kiyiniş. Şu. Buyurgenlerini kılas. Kiyinişte hem alas o kişinin sözlerini. Sözlerini alas. Sözleri vacib olur. Sözleri lazım olur. Ama özlerini kıyımlar vacib olmayı. Sizden kızıl kıyım kıyışı sünnet olmayı. Sünnetli mi? Sünnetini natoğru düşüngen adamlar natoğru tatbik kılır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a irgeçlik, şeriat noktayı nazardan irgeç var. Muhabbet noktayı nazardan irgeç var. Muhabbet noktayı nazardan irgeç bu taklit kılış. Adam özge bir liderini tutup o şimge özünü okşatış. Bu Resulullah gibi olsa karın. Çünkü kemal o kişide. Surette yani. Ama bu şeriat buyurgen nersemez. Allah talep kılgen nersemez. Kur'an'ın maksadı mı? Sünnet'in maksadı mı? Sünnet'in maksadı, Kur'an'ın maksadı Resulullah ki aleyhissalatu vesselam ki peygamber sıfatı irgeş. Resul sıfatı irgeş. Çünelim. O sözleri de, amelleri de ve halleri de böyle. Bir adam Şaptalının şahını kesip takatıptı. Adamlar gibi misvak sünnet diye misvak kılış için. Şaptalının şahı da bırak ağzını tazelese bırak demez. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam devirlerde misvak bugün yakıştan haziran var. Arak darakını ki var. Arak darakını ki en yakışı oradı. Başka darak dikeyen buradı. Arak dikeyen en yakışısı böyle. Başka vasıta olmayken o için kılışken onu. Lakin aynı o sözü çöpek tutuş sünnetmez. Ağzını pak, appak, kuş boyu tutuş sünnet. O aslan olsa böyle olsun. Çöpek tutuşmez. O payette çöpek oluyor. Başka vasıta olmayan için. Lakin çöpek kötü yürüşmez o sünnet. Sünnet ağzını pak tutuş. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam Müslüman'ın asivaku mataratun lilfem. Ağzını taza tutar dediler. Maksadı taza tutuş. Çöpek bile kevleşmez ağzını. Şuna kadar cahillik var ki çöpek tutuş sünnet diye buyurdu. Ne kadar Ayşe radıyallahu anh'a etkiler. Abu Davud ve Tirmizi rivayetlerde kelede. Yekel Aslam teste kelede. Abu Davud'da kelede. Resulullah aleyhissalatu vesselam gusulde istinca kıyanları da kullarının yerine işgat istinca yerlerini yuvardılar. İşgar için. Yer tüprak oyan. Divara mı tüprak oyan? Divardaki kullarının izini kürsütemem isteseler diyenler. İstesem divardaki kullarının izini kürsüterdim diyenler. Divara mı laş soğuk oyan da? O şu laş soğuktan İşgar sıfatı da faydalanırlar. Tuprağdan. Biz de hem yakın da hem kum asası işgar bulur diye düşünüyoruz işte. Yakın da hem. O ilgari mi yilmez? Yakın da hem. Biz yaşlı günümüzde hem işgar kum boyu. İlgari hem lay bulur. Yakın yakın geç. Layge kuş böyle koşuşken. İşgar asası tuprağı bulur. Sana açın yok oluyor. Ayıp ders demez. Ben de o şey işgar için işletkenler onu.
Düşündünüz mü? Hazır şey, hazır hamama güvelap girip alıp kolu şaşı sünnet oladı mı? Hazır savun sünnet böyle. Çöpekini sünneti böyle ekerler, hamama güvelap girip alıp alıp güven ki. İşgal gel. Maksat kolunu pakleş, necasetine eserini kaldırmazdık. Esli maksat. Boyunu kaldırmazdık yok ki. Dişini tozalaştan maksat, ağzını pak tutuş. Ve kuşboy tutuş. Çöpek bilen kavlaş, yani ki lay bilen kolunu işgalaşmaz, maksat. Onun sünnetine acet çıkarak. Sünnette maksadı bu. Maksadı barpa kılınış gerek. Bir kişi şaptalda ağzını kavlaydı mı hazır? Şu bilen toza uğradı mı ağzını? O araku arak tozalaydı arkalı. Şaptalı şok. Ne mi beledi bu? Şaptalı şokı da ağzını kavlayıp yürüyen adam ağzı kuşboy olmasa sünnetine hılaf yürüyen bu. Ama pasta bilen diş macunu bilen. Çotke bilen tozalab, ağzı pak, appak, kuşlu yürüse o adam sünnetki amel kılıyken buldu. Doğru, hazır hem arak abzal. Kaç cihetten deyiz? Birinciden sünni imez tabi. İkinciden hakikat yakış tozalı. Balgamiyem oladı. Tıbbi cihetten faydalı. Lütukta yakış kıladı. Hatta o işe dişten taşlarını hem düşüredi. Çotkeden yakışı. Utamanı var. Abzalligi var. Ama lakin sünnetten maksat ne miydi? Pakleniş bu. Mataratun dediler. Pakleniş bu. Sünnetli mi? Bana bu kiyinişlerdeki yine başka suretlerdeki sünnetler hem ana şu sünnetlerimiz zimniye kirel. Şunu biz yaxşı anlayışımız kirek olur. Kiyin etlerdeki Ebu Hurayra radıyallahu anh'u Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den göre güzel rak nerseni görmedim. Nerseni diyettiler ne fakat şahsını. Güzelroq narsani ko'rmadim. Go'yanki yuzlarida quyosh porlardi. Agar kulsalar devorlar yaltirab ketardi go'yanki. U kishi kulsalar xona yorishib ketardi degan. Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu aytadilarki, bir kishi u kishiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlari qilichda qamadi, ya'ni qilich yaltirab turadi-yu. Shunaqa yaltirab turarmidi deganda yo'q, balki quyoshdaqa va oydaqa edi. Ve daire sıman eydi deyildiler. Demek ki. Umum abad etediler ki bazı vasıflarda ecmelun nasi min ba'id ve ahlahu ve ahsanuhu min qarib. Uzaqdan karesin en çırali kişiydiler Resulullah. Yakından karesin hem en güzeli en şirini ediler. Bazı adam uzaqdan çırali görünedi. Yakın haybetli çırali görünedi uzaqdan. Yakın ekesiz malahatli bo'lmaydi, shirin bo'lmaydi, yoqimli bo'lmaydi ya'ni. O'shuncha ahlahu deb ta'kidlayotgani shuning uchun. Ya'ni yoqimli edilar. Yaqindan qaraganda ham. Ba'zi odam yaqindan qarasangiz yoqimli bo'ladi-yu, uzoqdan unaqa shavqatli ko'rinmaydi. Tasliman sallallohu alayhi va sallam tasliman kullama zakarahu zakirun va ghafala an zikrihi ghafilun. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Allohning salomi bo'lsin. O kişinin zikir kılgenler her zikir kılgeni de o, kişi, o kişiden gafırlar o kişinin her zikir kılma geldi. Yani kişiler o kişiden gafırlar o kişinin zikir kılma gelip ayıttı hem o kişinin zikir kılgenler her zikir kılgeni de hem Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Ebu Hale'nin yani Hind İbn-i Zurar'ın Khadija radiyallahu anh'ın aldığı yerleri Ebu Hale'nin oğlu. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر دم اتكن لا وكشن yüzleri tolun ay ay tolgan kechasi qanaqa porlasa shunday porlab turar. Ali radhiyallahu anhu aytadilar ki o'zlarining nasiblarining oxirida man ra'ahu badihatan habahu va man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Rasul akram alayhi salatu vasallamni ko'rganda odam birinchi ko'rganida haybatlanib ketardi. Ama o kişi bilen aralaşıp birge yaşayıp yakından tanısa o kişinin sıyıp kalardı. Yekulu na'ituhu lem ara qablahu ve la ba'dahu mislahu sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ki o kişini eğer vasf kılsa ayet dedi ki o kişiye o kişi gelin aldın hem keyin hem görmedim dedi. Ve la hadith bana bu hazır ki bana bu cümleler aldığın vasflarda hepsi birleşken bana bunlar şu rivayetler diye koşmuşlar. والأحاديث في بسط صفته مشهورة كثيرة فلا نطول بسردها.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin vasıflarında kelgen, o kişinin vasıflarını betafsil aytken hadisler cüdeyem köp. Şimdi hamasını aytıp oturmayımız. Sard degen bir çekeden aytıp çıkış. Ve kad ixtasarna fi vasfihi nukete ma ca'a fiha ve cümleten mimma fihi'l kifayetu fil qasd ila'l matlub. Biz bu yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıflarından bazı nüktelerini aittik halas. Ma ca'a fiha, o kişinin sıfatları doğrusunda kelgen narsalardan nüktelerini aittik. Ve cümleten mimma fihi'l kifayetu fil qasd ila'l matlub. Biz közlegen maksatke yetkudik, kifaya kılgudik bir kader cümlesini, bir cümlesini, yani bir kader, bir toplamını ettik halas. Nüktedip, özellikle nekete degeni, aslede, nekete degeni, bir nesan o iş bilgileştirdik. Mesela yerini çizsiz nekete degeni şu. İz kaldırıp, bir nesan o işsiz, şunu nekete deydi. Nüktedip ayetledi insanın zihnine, turtki veredigen bir latif nersen. Bazı nazik manalar buladı. Bu da o şey, eligi bir yerini çizseniz, yerde iz kaldırgen deka, sizi kalbinizde, yani hatırınızda bir iz kaldırgen nazik manalar buladı. O şeyin nükte değil. O şey iz kaldırışı, bilgi kaldırışı nükteye nezardan. Şunları mi? Böyle nükte degen o şey nüktenin köprüge. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın vasıfları da kelgen nükteler, nazik manalardan bir cümlesini, bir kısmını ettik halas. Bizim maksadımız yani o kişini tanışke kifaya kılgüdük. Ve khatamna hadihi l-fusule bi hadithin cami'in lidalik teqifu aleyhi hunalik inşaallahu teala. Bu fasıllarını, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın vasıflardakilerin fasıllarını camla uçu bir hadis bilen tüketemiz inşaallah. O şehirde inşallah o hadisini örgenesiz, çünkü vakıf bulasız dediler. Yani kendi fasıl, o kişinin cisimlerinin pakligi, kuşboylikleri, terilerinin kuşboyligi ve o kişi yakımsız nerselerden, insan nefretlenedigen kirliliklerden pak ekenlikleri hakkında buladı kendi fasıl. O fasıllar endi çözülüp kalmasın, şunun için onu kendi سفر وخمس بيوم اشتمس كفر أغضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين